arkadaşlar. Merhabalar. Yine yeni bir videoyla karşınızdayız. Bu haftaki videomuzun konusu buraya gelirken ve buradaki ilk süreçlerimizde yaptığımız hatalar. Şimdiki aklımız olsaydı neleri yapmazdık ya da neleri daha erken yapardık, onlardan bahsedeceğiz. Evet, hangi hataları yaptık? Buraya ilk geldiğimiz zaman, hatta gelmeden hata yaptığımızı düşündüğün bir konu var. Nedir o? Yani hata değil de mesela en başa dönsem, tekrar gelecek olsam, şimdi gördüklerim yine hafızamda kalmış olsa neyi yapardım onu bir konuşmak istiyorum. Yani birincisi, mesela biz buraya gelirken okul parasını getirmedik. Yani okulun bir kısmını ödedik, bir kısmını getirdik ama 2 sene boyunca okulu ödeyecek ve yaşayacak bir masrafta gelmedik. Aslında okulu ödeyecek parayla geldik ama yani o parayı direkt okula ayırsaydık yaşayacak paramız yok. İkisi de aynı havuzun içerisinde tabii olduğu için biz burada yani, yaşadıkça o havuz bitti. Evet, 50 bin dolarla geldik. Direkt rakam söyleyeyim. 50 bin, evet. Senin okulun ne kadardı? Benim okulumun totali de toplam böyle bir 45 bine denk geliyordu herhalde. Tabii. Çünkü ben çok uzun bir program almıştım. Foundation'ım ve dil okulum da içerisindeydi. Yani o parayı burada gelirken şöyle düşünmüştük. Kanada'da biz çalışacağız zaten. Çalışıp hem parayı biriktiririz hem yaşam masraflarını biriktiririz. Ama buraya gelince gördük ki öyle bir şey olmuyor. Çünkü hani biliyorsunuz daha önce yaşam masrafları hakkında bir video yapmıştık. Ya da ucu ucuna çıkıyoruz. Artık şimdi şu an mesela bizim deprem vizesine başvurduk ki okuldan ayrıldı Dilay. Eğer o devam etseydi yani nasıl olurdu, ödeyemezdik ama nasıl çözerdik olayı? Çözenler nasıl çözüyor? Muhtemelen sonsuz döner bir miydik orası acaba? Bilmiyorum. Bayağı zorlardı. Ya nasıl yapardık bilmiyorum. Bizim şansımızda deprem vizesi vardı ama şu an deprem vizesi yok. Eğer buraya gelecek arkadaşlar da tabii o parayı nasıl yapar bilmiyorum. Yani şu anki aklımla tekrar bugün gelecek olsam deprem vizesinin olmadığını varsayarsak kesinlikle bir 100 bin dolarla gelirdim. Eğer 100 bin dolarım yoksa da yani biraz para biriktirip girdim, hemen gelmeye karar vermezdim. Bu şöyle aslında bizim masraflarımız çerçevesinde bu durum böyle. Atıyorum siz çocuksuz iki kişi olarak gelirsiniz. Bir evde değil bir odada kalırsınız. Aşırı aşırı düşük tutarsınız masraflarınızı ve öğrenci olan kişi de part time çalışır. Yani hem düşük masrafla hem de olabildiğince çok çalışmayla belki yapabilirsiniz ama psikolojik ve fiziksel olarak çok yorucu bir süreç olur. Yani iyi ki bizim en büyük şansımız deprem vizesinin olmasıydı. Bizim masraflarımız dahilinde bizim bir parayı vermemiz imkansızdı. Tabii. Ya buraya çok hayal kurduk. Biz 2 sene buraya gelmenin hayalini kurduk ama ya öyle hayal ettiğimiz gibi bir ülkeyle karşılaşmadık. Yani böyle çok rahat geçiniriz, devlet desteği olur, rahat kiramızı öderiz. Ya kirada 2500 dolar. Yani kira minimum 1+1'ler ortalama. Tabii bunları biliyorduk ama görünce bildiğimiz gibi yani bildiğimizle gördüğümüz eşit olmadı. Daha zor bir hayat bizi burada karşıladı. Ya şu an Allah'a şükür rahatladık, bir sürece girdik ama yani ilk zamanla gerçekten çok zorlandık. Yani şöyle bizim standartlarımız biraz yüksekti bence. Aile aynı standartlardayız ama. Yok hayır, buradaki yani aileler çok daha düşük harcamalarla yaşayabilir. Yani bir basement olsa 1700-1800, yani çok fazla kalite bakmasak, çocuğu çok fazla şey yapmasak, umursamasak falan, hani biz London'ın içerisinde olmasını falan düşünüyoruz ya, yani öyle bir şey yapmasak biraz daha uzun süre tutardık paramızı ama çok zor. Yani parayı tutardık ama o paraları, yani okul parası ödenmez çünkü 3 ayda bir 4 bin dolar, 5 bin dolar ödemek gerekiyor. Ayda kazanacağınız böyle tek başınıza 5 bin dolar olması çok zor. Çünkü burada insan genelde 3 bin dolar, 4 bin dolar arası işlere giriyor. İki kişinin okuyan bir aile için, okuyan kişi çalışamayacağı için bir kişinin çalışmasıyla hem okul parasını biriktirip hem yaşam masraflarını toplamak çok zor. Yani Allah'a şükür bizim burada deprem vizesi çıkıp okulu bıraktık ve o yükümlülükten kurtulduk. Ama şu an gelecek olsaydım, öyle bir deprem vizesi olmasaydı kesinlikle 100 bin dolardan aşağı gelmezdim. Evet, ikinci keşke daha önce yapsaydık dediğimiz konu bizim videolarımızda ve birçok kişinin videolarında bahsedilen konu, MSP kartına başvurmak. Gelir gelmez yapılması gereken şey bu. Benim için zaten benim gardımım vardı. Okul sigorta yaptırmıştı daha buraya gelmeden. Benim sigortam vardı ama Edinelere sanın yoktu. Yani böyle havalarda güzel, çok hastalık havası da olmayınca çok şey yapmadık, elimizi hızlı tutmadık ve buraya biz Haziran 22'sinde geldik. Larissa Temmuz 27'sinde falan sanırım, yaklaşık bir ay sonra bir hastalandı. Bizim de ilk defa yalnız Larissa'nın hastalığını yaşadığımız bir dönem. Heyecanlıyız, telaşçıyız, panik halindeyiz. Sağlık sistemini bilmiyoruz, ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Elimiz ayağımıza dolaştı.
ve MSP başvurumuzda olmadığı için iki kere hastaneye gittik ve ikisinden de işte biri 1500 küsür, biri 1600 küsür civarıydı yanlış hatırlamıyorsam, ama toplamda bir 3000 küsür dolar bize ödeme çıktı. Hastaneye gidiyoruz, muayenemizi oluyoruz. Birinde acile gittik, muayene olduk. İdrar testi ve kan testini tam hatırlamıyorum ama idrar testi kesin verdik. Birinde de sadece doktor geldi ve baktı. Ateşine baktı mı? Yani maksimum ateşine baktı yani. Başka hiçbir şey yapılmadı. Sadece bizi rahatlattı. İşte 38-39 normal vesaire vesaire. Biz sadece ateş şeyiyle gitmiştik zaten ikisinde de. 38-39'u görünce gitmiştik. İşte hiç adam akıllı bir şey yapılmamasına rağmen, muayene yapılmamasına rağmen, gerek duyulmadı daha doğrusu. 3000 dolarlık bir ödememiz çıktı. Bu da ilk geldiğimizde çok fazla harcadığımız bir para oldu. Tabii. MSP kartını anında başvurun, gelir gelmez. Hastalığın ne zaman geleceği hiç belli olmuyor. Ya orada bir hata yaptık biz çünkü burada öyle bir şey olacağını düşünmedik. Hatta hastaneye gittiğimizde hani o kadar büyük paralar vereceğimizi düşünmedik ama burada eğer sağlık sigortanız yoksa, MSP'niz yoksa hastaneler çok pahalı. Ayak bastı parası bile 1500 dolar vermiş olduk. Evet, bir de şey yapmıyor, anında ödemiyorsunuz, biz eve istedik faturayı, daha sonra eve geldi. O şekilde internetten girip ödedik, anında gittiğiniz zaman da ödemek zorunda değilsiniz. Ya Allah korusun başınıza gelmesin ama öyle bir şey gelirse söyleyin eve almak istiyoruz faturayı diye. Ya buraya gelmeden önce araba fiyatlarına sürekli YouTube'dan bakıyordum, araba fiyatlarının ucuz olduğunu biliyordum. Hep de hayal ediyordum tabii buraya geldiğimde kolayca araba alabileceğimi düşünüyordum. Buraya geldiğimizde de hemen ikinci el araba aldık. Ya şu anki aklımda olsaydı ikinci el araba işine hiç girmeden direkt sıfır leasing'e girerdim. Gene gelenlerin çoğu leasing bize çıkmıyor diyor. Ama bizim Honda'da Leo diye bir Türkleri sever bir arkadaşımız var. O sağ olsun herkese veriyor. Eğer siz de Vancouver'da araba almak isterseniz bana yazın, ben size oraya yönlendireyim. Buraya geldiğimizde ikinci el araba aldık. 18 bin dolar verdik. Yani paramızın bir kısmını oraya vermiş olduk. Oraya bağlamış olduk. Fiyatlar düşmez diye düşündüm ama burada ikinci el bayiden araba alıyorsanız %30, %40 fazla satıyorlar, pahalı satıyorlar. Yani biz o arabayı 18'e aldık, bize geri vermek istediğimizde 10 bin dolar civarı bir fiyat çektiler. Bir de şöyle, aslında 15'e aldık ama 3 bin dolar vergisi vardı. Vergisi vardı, bize 18'e geldi. Arabanın değeri 15 bin dolar aslında. Satarken de 15'in bir tık altına aldıkları için işte 11 mi 12 bin emine almak istediler. Tabii oradan bayağı bir zarar ettik. 13 bine falan sattık arabayı Facebook Marketplace'ten. Arada onunla DoorDash yaptığım için o parayı bir türlü döndürebildim, kazandım ama şu anki aklımda tekrar buraya gelseydim kesinlikle direkt ilk yapacağım iş sıfır araba almak olurdu. Evet. Birincisi arabanın işte sorunları oldu. Aküsü bitti, yolda arabayı açamadım gibi sorunlar yaşadım ve burada öyle şey bulamıyorsunuz, işte gideyim Ahmet abiye arabayı yaptırayım olmuyor. Ya da bilmiyoruz. Bayağı uzun bir süreç tabii. Bir de bilmiyoruz da. Lastik patladı dedik, garanti kapsamında çok yavaş ilerliyor süreç. Bir lastiğe bile 5 gün 6 gün beklettiler beni. Yani sıfır araba almak burada daha mantıklı. Hem kredi skoru da etkiliyor. O zaman ödeme yaptığınız için düzenli kredi skoru da etkiliyor. Avantaj oluyor. Bir de araba sizin oluyor. Yarın öbür gün arabanın leasing veya finance seçenekleri bittiğinde araba sizin olduğunda o arabayı satıp elinize bir sermaye de tutmuş olabileceksiniz. Tabii hatta, topladığımız bir para gibi düşünebiliriz. Hatta bununla ilgili bir muhasebeyle konuştuğumuzda iyi güzel bir mal varlığı edinme işi yapmanız çok güzel olmuş, akıllılık etmişsiniz dedi. Evet. Yani şu anki aklımda olsa hiç ikinci ele bulaşmadan direkt sıfır arabama girerdim ve sıfır arabamı alırdım. Tabii canım, o kenardaki 18 binimizle rahat rahat kaç ayını öderdik, aylarca öderdik. Evet tabii, cebimizde de para kalmış olur. Bir down payment veriyorsun 5 bin dolar. Ama 18 bin dolara 5 bin dolar kalsayınca 11 bin dolar cebimizde kalırdı. Birkaç ay daha böyle huzurlu yaşayabilirdik. Çünkü arkadaşlar gerçekten bir dönemimiz, burada YouTube'da bahsetmedik ama bir dönemimiz gerçekten sıfıra indi. Ve bir sonraki ayı çıkartamayacak pozisyona falan, yani o psikolojiye büründük. Zor geçiyordu. Hızlı ama, bitti paramız. Ama Allah'a şükür yani bir türlü halledebildik. Dile işe girmesiyle, benim biraz daha yoğun çalışmamla. Şu an daha düzenli ama o zor süreci atlatmayabilirdik bu hataları yapmasaydık. Çünkü 3000 dolar boş yere şey sağlığa gitti. 5000 6000 dolar da arabanın zararına gitti. Ya bir 10.000 dolarımız kayıp. Evet, o vergi de şey çıkmayacaktı değil mi? 15.000'lik arabayı 18 aldık. 3000 dolar vergiyi de vermek zorunda kalmayacaktık sıfır alırken. Yok, yine vergi veriyorsun ama taksitle ödediğin için aynen, şey olmuyor. Fark etmiyor. Tabii fark etmiyor. Ben fark etmiyorum. Ödeyen bilir. Ya fark etmiyorsun da şey. Şu an 600 dolar falan veririm aylık. Fark etmezdik.
700. 350 dolar. 2 hafta bir. Evet, 700 dolar ediyor bizim matematik biraz sıkıntı. Bir diğer konu ise kesinlikle ve kesinlikle downtown'a bu kadar yakın bir ev yerde ev tutmazdık. Yani daha öncelerde downtown'a tutmazdık diye düşünüyorduk ama şimdi downtown'a yakın ev tutmazdık diyoruz. Yani nereler olurdu? Bence Richmond olabilirdi. Richmond'da çünkü daycare ve aile doktoru fırsatları çok çok daha fazla ve daha güvenli geliyor bize homeless'ların az olmasından dolayı. Başka neler olabilirdi? Belki... Burnaby olabilirdi. Yani, bir, yani biz de ilk gelenler gibi ilk başta downtown'a baktık. Downtown olmayınca downtown'a yakın tutmaya çalıştık. Çoğu arkadaşımız ilk geldiğinde Kitsilano, downtown ve buralar yani downtown'a 2 km uzaklıktaki merkezi yerlerde ev tutmaya çalışıyor. Biz çok downtown istemedik aslında. Evet, downtown istemedik çünkü o kalabalık çocuğumuz vardı, kalabalığa girmek istemedik. Biraz yakın olsun dedik ama çok içinde olmasın dedik. Ama keşke yakın olmasaydı, keşke uzak olsaydı, daha huzurlu. Çoğunlukla gidiyoruz, o hengameden kaçıyoruz ve burada tekrar hengamenin içine girmek çok mantıklı bir seçenek değil. Yani onu anladık. Keşke daha böyle sakin bir hayat olacağı, böyle Richmond, Burnaby, daha diğerleri belki Kukutlum, belki daha da Langley. Yani daha daha ilerisi belki. Yani gidebildiğimiz kadar uzaklara gitsek ve şu anda biz de buradan hani her arkadaş, çoğu arkadaş buradan gitti. Biz de en yakın zamanda şu merkezlerden kaçıp daha uzaklara gitmek istiyoruz. Allah izin verirse ev almak sürecine girersek inşallah o günleri de göreceğiz. Ya bu sefer kesinlikle downtown merkezler değil de daha böyle yani nehire, göle yakın bir yerler. Daha böyle yani ufak evlerin olduğu güzel böyle bir mahalle içinde bir ev almak istiyoruz. Bu kalabalıktan kesinlikle kaçmamız gerekiyor. Şu anki kafa öyle. O zamanki kafa işte öyle değildi. Daha merkezi bir yerdeydi. Çünkü şöyle bilmediğimiz için biraz daha hayatın içinde olalım ki daha hızlı öğrenelim ne var ne yok diye. Adaptasyon sürecimiz kolay geçsin diye biraz daha insanlarla iç içe olmak istedik. Ama yani çok da gerek yok. Zaten işte Richmond'dan Vancouver Downtown'a geldiğinde trafik yoksa 10 dakika 15 dakika maksimum yani. Arabanız olduğu sürece her yer yakın buradan. Tabii burada ulaşım çok zor değil. Böyle iş çıkış saatte kalabalık oluyor. İstanbul trafiğine benzer bir kalabalık oluyor. Gerçekten durup durup gidiyorsun. Ama sadece 1-2 saat oluyor. İstanbul gibi sürekli trafik olan bir yer değil. O yüzden uzaklara gitmek korkutucu olmamalı. 1 saate en uzak yere gidebildiğin için her yere bence her yerde yaşanabilecek bir yer olmuş oluyor. Bir de doğru yaptığımız şey de oldu. Larissa'yı burada doğurmamak çok mantıklı bir seçenekti bence. Yani biz o zaman diyorduk acaba gitsek orada mı doğursak yoksa gelip burada mı doğurup diye vatandaş mı olsak. Abi iyi ki orada doğurmamış, burada yani iyi ki burada doğurmamışız, iyi ki orada doğurmuşuz, Türkiye'de doğurmuşuz. Hem ultrasonlar burada sık sık yapılmıyor, yani doğum boyunca 3-4 defa yapılıyor. O bambaşka bir mesele. Anne sağlığına çok böyle önem veriyorlar tabii ama içini rahatlatmıyorlar. Biraz daha iş prosedürü farklı ilerliyor. Yani PR süreci içinde, yani vatandaş süreci için zaten biz o yola girmek istiyoruz, yani o yola girdik bir türlü. Zaten PR alınca Larissa da buranın vatandaşı olacak. Yani vatandaş olacak derken de PR aldıktan sonra belli bir süre burada kalınca biliyorsunuz ki vatandaş olmak çok kolay. Önemli olan PR almak. PR süreci biraz zorlu. Ya o yüzden bence bu şu anki kafayla oranın kafa aynıymış. Doğru bir kararmış. Burada yaşayan insanlar için uzun süredir burada yaşayan ve artık burada adaptasyon sürecini aşmış burada rahat bir hayatı olan insanlar için burada doğurmak tabii ki mantıklı. Ama yeni gelenler için zaten sudan çıkmış balık olarak geliyorsun. İşin gücün belki yok burada işini arayacaksın. Türkiye'den anlaşıp geldiğin bir firman yok. O yüzden o insanlar için çok zorlu bir süreç. Eşinin çalışması gerekecek. Kadının ihtiyacı var aynı zamanda eşine. Normal mi sezaryen mi olacağını bilmiyorsun. Böyle bir riskli süreç var. Sezaryen olduysan zaten eşini 2 ay bırakamıyorsun. O yüzden yani büyük bir risk. İyi ki biz almamışız bu riski. Alan insanlara da başarılar diliyoruz hayatlarının yolculuklarında. Tekrar başa dönsek, tekrar buraya gelir miydik? Gerçekten burada olmak bizi mutlu ediyor. Çünkü gerçekten artık siyasi, futbol, herhangi bir tartışma içinde değiliz ve daha böyle, hatta geçen senle konuşuyorduk, yani daha dingilleştik, daha rahat bir, daha böyle sakin bir hayata doğru gidiyoruz. Evet. Hem gergin değiliz, hem sakiniz, hem artık daha huzurluyuz. O yüzden doğru tercih yaptığımızı düşünüyoruz Kanada'ya gelerek. Bir daha olsa tabii yaptığımız hataları yapmayarak buraya gelirdik. Daha sağlamlaşırdık. Belki tabii Türkiye'de geçirdiğimiz süre içinde İngilizcemizi daha çok geliştirmeye çalışırdık. Belki birkaç tane belge alırdık. Belki ne bileyim el sanatları burada çok güzel ilerliyor. Bir el sanatını orada icra edip burada o işi yapmak mantıklı olabilirdi. Onlar belki tekrar
en başta dönsem onları hazırlayıp buraya gelirdik ama işin sonunda tekrar Kanada'ya gelme fikrimiz oluşurdu. Evet, ben de bu konuda Edin'e katılıyorum. Yine yeniden başlasaydık her şey yine buraya gelirdik. Burada olmaktan ben de çok memnunum. Zor günler gerçekten yaşadık, yaşamadık değil. Ama hep umudumuz vardı geleceğe yönelik, güzel olacağına yönelik. Bir de tersine göç olayı çok fazla olduğunu duyuyorsunuz. Ama bunun nedeni işte size anlattığım bu hatalar. Yani buraya gelen arkadaşlarımız çoğu deprem vizesiyle, normal turizm vizesiyle gelip deprem vizesi aldılar, hazırlıksız geldiler ve buradaki hayatın aslında o kadar ucuz olmadığını, devletin herhangi bir desteği olmadığını ve yaşam mücadelesinin gerçekten zor olduğunu gördüler. Ya hep diyoruz doğru yaşam para kazanmak, hani videolar çekiyoruz ama doğru yaşam para kazanmak arkadaşlar gerçekten belli bir süre sonra kazanmaya başlıyorsunuz. Olayı çözünce kazanmaya başlıyorsunuz. Geldiğim gibi ben oh geldim, ertesi gün arabamı aldım, çıktım, 200 dolar kazandım. Olmuyor. Sancılı bir süreç oluyor. Yani o yüzden buraya o hazırlıkları yapmadan gelirseniz, burada rahat bir hayat, ben geldikten sonra bakarım derseniz, abi öyle olmuyor. O yüzden gerçekten önce bakın sonra gelin. Geldikten sonra bakmayın. Çünkü burada hayat o kadar kolay değil, o kadar ucuz değil. Hatta sanırım Vancouver dünyanın en pahalı şehirleri arasında geçiyor. Pahalı bir şehir. Ya Toronto da tabii öyle. O yüzden yani umarım siz de buraya gelebilirsiniz, tekrar söylüyorum ve güzel bir hayatınız olur burada. Bu bahsedilen devlet yardımları vergi dönemi geçirmediğiniz sürece herhangi bir devlet yardımı almıyorsunuz ve vergi döneminden sonra da bazı koşullar altında bu yardımları alabiliyorsunuz. Bazı şartları sağlamak zorundasınız. Bu çocuk yardımı özellikle çok fazla bilinen herkes tarafından bir yardım türü. O da burada kaldığınız sürenin 18 ayı geçmiş olması lazım. 18 ay öncesinde de herhangi bir çocuk yardımı almıyorsunuz. Yani böyle devletin deli gibi yardım dağıttığı bir ülke olarak düşünmeyin. Buraya geldiğinizde uzunca bir süre kendi kendinizi idame ettirmeniz gerekiyor. Tabii PR aldıktan sonra, buranın vatandaşı olduktan sonra tabii devlet size çok güzel desteklerde bulunuyor, güzel yardımlar yapıyor ama tabii buraya ilk geldiğimizde o PR sürecine kadar bayağı bir zaman geçiyor. İlk 4 senenize, belki 3 senenize, belki 5 senenize bir unutmanız gerekiyor ve o 5 senelik hazırlığınızı iyi yapmanız gerekiyor. Tabii 5 senelik parayla gelin demiyorum ama planla gelin mantıklı. Yoksa sıkıntı yaşarsınız. Bu geri dönüşlerin nedeninin birçoğu ne yazık ki bu plansızlıklar. Evet, çok şey oldu, böyle bir heyecana geldi insanlar. Deprem vizesi böyle bir fırsat çıkınca yanlış bir düşünceye kapıldılar. Bu video yaptığımız hatalarla yüzleşme videosu oldu birazcık. Sizler de bu hatalara düşmeyin diye paylaşmak istedik. Diyeceklerimiz bu videoda bu kadar değil mi? Bu kadar. Sağlam durun, güçlü durun. Her şey çok güzel olacağını düşünüyoruz. Biz öyle ilerledik ve her şey yavaş yavaş yoluna giriyor. Sizin de öyle olacaktır. Pes etmeyin hemen. Yani çünkü gerçekten zorlu bir süreç. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Cumartesi günü yine aynı saatte yayında olacağız. Teşekkür ediyoruz izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.